Cin çarpma ve cin çıkarma. Niyetimiz özgür irade konusunda, bugün bir makale yazmaktı. Yerine, bir fal kahvehane işletmecisinin anlattığı olay, kararımızı değiştirdi. Terzi müfit işten sonra akşamları ek iş olarak cin çıkarmaktadır. Davet aldığı bir cin çıkarma işine fal kahveci arkadaşı ile birlikte gittiler. Hikayeyi linkten izlemenizi öneriyorum. Cin çıkarma ve ruhsal varlıklar hakkında öğrendiklerimizi, çıkardığımız anlamları dikkate alarak yaptığımız değerlendirmeyi burada sizinle paylaşmak istiyorum. Kur'an'da, cinlerin insanlara fiziksel olarak zarar vermesi, onları çarpması ya da ele geçirmesi gibi olaylar anlatılmaz. Cin çıkarma ritüelleri ve cin çarpması inancı, daha çok halk inançları ve geleneksel uygulamalarla ilgilidir. Kur'an'a göre melekler asla cin değildir ve şeytanlar yalnızca cinlerin kötü olanlarıdır. Kur'an, meleklerin ve cinlerin farklı yaratılışlarda olduğunu ve görevlerinin de farklı olduğunu açıkça belirtir. Kur'an'a göre cinler, insanlar gibi inananlar ve inanmayanlar olarak ayrılır. Ayrıca, cinlerin insanlar gibi özgür iradeye sahip olduklarını ve hem iyilik hem de kötülük yapabileceklerini belirtir. Kur'an'dan ilişkili 3 ayeti burada paylaşmak istiyorum. Bizden, cinlerden, salih olanlar da var, olmayanlar da, farklı yollar tutanlar da var. Cin Suresi 72-11. Gerçekten biz, doğru yolu gösteren bir Kur'an dinledik ve ona inandık. Rabbimize asla hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Cin Suresi 72-1-2. Şüphesiz o, şeytan ve cinler, sizi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görür. Araf Suresi 7-27. Şeytanlar, kötü cinlerden olup, insanları ve diğer cinleri saptırmaya çalışan varlıklardır. İblis, Allah'a isyan eden bir cin olarak bilinir ve şeytanların lideri kabul edilir. Melekler, İslam'da Allah'ın emirlerine tam anlamıyla itaat eden, günah işlemeyen, irade sahibi olmayan, sadece iyi eylemler yapan nurdan, yani ışıktan, yaratılmış varlıklardır. Cin çıkarma, yani bir kişinin cin veya kötü bir ruh tarafından ele geçirildiğine inanılarak yapılan ritüeller, birçok kültürde ve dini gelenekte görülen bir uygulamadır. İslam dünyasında da rukiye adı verilen bazı dualar ve ritüellerle yapılan cin çıkarma işlemleri mevcuttur. Bu konuyu tıbbi ve psikolojik açıdan incelemek, batıl inançlar ve bilimsel gerçekler arasındaki farkı anlamak açısından önemlidir. Bazı psikolojik veya psikiyatrik bozukluklar, cin çarpması veya cin çıkarma olarak yanlış yorumlanabilir. Örneğin, şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon, dissosiyatif kimlik bozukluğu, yani çoklu kişilik bozukluğu, epilepsi gibi durumlar, kişinin garip davranışlar sergilemesine, halüsinasyonlar görmesine veya sesler duymasına neden olabilir. Bu semptomlar, bazı kültürel ve dini bağlamlarda cin çarpması olarak yorumlanabilir. Özellikle toplumlarda ruhsal hastalıklar hakkında bilgi eksikliği olduğunda, bu tür hastalıklar, cin çarpması veya kötü ruhlar tarafından ele geçirilme şeklinde yorumlanmaktadır. Bu tür yanlış inanışlar, kişinin uygun tıbbi ve psikolojik yardımı almasını da engelleyebilir. Dissosiyatif kimlik bozukluğu, bir kişinin bilinç, hafıza, kimlik veya çevre algısında bir kopukluk yaşaması durumudur. Bu durumlar, kişinin kendini bir başkasının kontrolünde hissetmesi veya kendi kimliğinden uzaklaşmış gibi hissetmesi gibi deneyimlere neden olabilir. Bazı toplumlarda bu tür durumlar, cinlerin kişinin bedenini ele geçirmesi olarak yorumlanabilir. Cin çıkarma uygulamaları, genellikle batıl inançlar ve geleneksel inanışlar üzerine inşa edilmiştir. Bu inançlar, bilimsel olmayan yöntemlere dayalı olup, toplumların korkularına, bilgi eksikliklerine ve bilinmeyene karşı duydukları endişelere dayanır. Tarihsel olarak, cin çıkarma ritüelleri, doğaüstü varlıklara inancın ve metafiziksel açıklamaların yoğun olduğu toplumlarda yaygın olarak görülmüştür. Bilinmeyen bir durumla karşılaşıldığında, batıl inançlar ve geleneksel açıklamalar, bilimsel açıklamalardan önce gelebilir. Ruh sağlığı konusunda yetersiz bilgiye sahip toplumlarda veya ailelerde,
davranışsal ve psikolojik semptomlar kolayca doğaüstü güçlerle ilişkilendirilebilir. Bu da cin çıkarma ritüellerinin uygulanmasına ve batıl inançların sürdürülmesine yol açar. Wilhelm Maximilian Wundt, doğumu 1832 ölümü 1920, Alman fizyolog, psikolog, filozof, profesör, tıp doktoru ve modern psikolojinin kurucularındandır. Almanya'nın Leipzig şehrinde 1879 yılında ilk psikoloji laboratuvarını kurarak deneysel psikolojinin adımlarını atmıştır. Bugün modern tıp, psikoloji alanında da pek çok sorunları çözebilir durumdadır. Eski zamanlarda, insanların üzerinde dini ve kültürel baskılar çok fazlaydı. Bilgisizlik, cehalet, biat, acizlik ve yokluk nedeniyle, ruhsal sorunlara tek çare veya son çare, cin çıkarma seansıydı. Bugün öğreniyoruz ki, bu sıkıntılı durumlar halen yaşanıyor. Esas çözüm şudur. Siyasi, dini, kültürel ve bilimsel her konuda inandıklarımız sorgulanabilir, bildiklerimiz ise doğrulanabilir ve kanıtlı olmalıdır. Sorgulanamayan inançlar, yani dogmalar, düşünceler ve davranışlar her dönemde insana zarar vermiştir. Bunlardan kurtulmak lazımdır. Çok önceki zamanlarda, bilim bu kadar gelişmemişti, teknolojik araçlar yeterince yoktu. Sağlıkta teşhis ve tedavi için doğrulanabilir bilgi çok azdı. Buna karşılık, hurafe, mitoloji ve batıl inançlar çok fazlaydı ve daha etkiliydi. İnsan yaşamının, hem akılcı, rasyonel, hem de özgür bir şekilde gerçekleşmesi dileğiyle. Ali Ara 2015 26 Ağustos 2024